Şimdi zaten bu doğal enerji elde etmenin en işte güzel tarafı, yani bir kere her şeyden önce araya giden enerjiyi kullanılabilir hale getirmek. Fakat depolanamadığı için, depolama maliyetleri çok yüksek olduğu için depolayamamanın neticesinde de büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Buradaki en büyük sıkıntı şu, kesinlikle ve kesinlikle işte bunu çeşitli üniversiteler bor madenini kullanarak ve buna benzer madenleri kullanılarak işte kaliteli aküler yapmaları, çok dayanıklı aküler oluşması ve son dönemde de bütün dünyada işte bu yakıtı bırakıp da depolanmış enerjiyle hareket eden elektrikli arabaların yapılması, bunlar gelecekte bu işin daha çabuk, daha işte ucuz depolanma konusunu ortaya çıkartmaktadır. İşin enteresan yanı şu ki, yani keşke o doğanın saf, temiz güzelliğini bozmadan bu tür yapılanmaların ta bu günlerde hayata geçmesini sağlamak imkanımız olsa, keşke o doğal güzellikler içerisinde bu tür imkanların kullanılabilir, vatandaşın imkanına sunulabilir hale getirilebilse. Ama ne yazık ki işte bu tür enerjilerin depolanma gibi bir sıkıntısı olduğundan dolayı ve bunun maliyeti çok büyük olduğundan dolayı büyük kayıplarımız oluşmaktadır. Ama yeni yetişen nesilden umutluyuz. İşte ülkemiz neredeyse üniversite enflasyonu yaşar bir hale geldi. Artık üniversitelerimizin ülkenin kalkınmasına, bulundukları illerin kalkınmasına katkı sağlayacak çok akılcı, mükemmel projeler geliştirmeleri konusunda çaba sarf edilmesini istiyoruz. Ar-Ge araştırmaları yapan işte gençlerimizin, öğretim görevlilerimizin, profesörlerimizin önünün açılmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Gerçekten yani bir kere her şeyden önce bu olayı inceleyen, gerçekten verimini ülke menfaatine olacağını düşünülen her projenin takibinin yapılıp ve hayata geçmesi konusunda çaba sarf edilmesi gerekiyor. Sosyal medyadan okuyoruz. Türkiye'de işte TÜBİTAK'ın kabul etmediği, üniversitelerin kabul etmediği projeler Avrupa Birliği ülkelerince, oradaki üniversitelerce kabul görmesi, başarı elde etmesi ve dünya literatürüne girmesi bizi çok üzmektedir. Yani bu tür vakaların yaşanmaması için liyakate önem verilip, liyakatli insanların iş başında olup gerçekten ülkenin ve insanların hizmetine olacak projeler konusunda imza atılması gerekmektedir. Burada bugün mesela son dönemde İHA'ların, SİHA'ların yapılması hepimiz için bir övünç kaynağıdır. Buna siyasi bakmak ahmaklıktır diye düşünüyorum. Yani dünya literatürüne girmiş bir yapı. Bunun gibi nice aklı selim, işte gerçekten ülke menfaatini gözeten, ülkeye çok büyük katkılar sağlayacak projeler de sosyal medyada görüyoruz. Bunların mağduriyetini yaşayan insanların mağdur olduklarını da görüyoruz. Bunlar üzücü şeyler. Ya ülke menfaati her şeyin üzerinde olmalı. Yani sadece işte 50 yıllık, yani ömrü Allah bilir ama 50 yıllık yaşantımızda yani 100 yılı gören çok zor. Zaten 60'ından sonra, 70'inden sonra insandan fayda beklemek mümkün değil. Niye? Belki fikren aklı yerindeyse, birçok bu dönemde de Alzheimer hastalığı söz konusu. Aklı yetiyorsa 70 yaşından sonra size bir şeyler söyleyebilir. Ama onun haricinde ya 70 yıllık ömür içerisinde neyi gizleyerek, neyi saklayarak, hangi şeyin üzerine baskı yaparak ülkenin menfaatine olan şeylerde yapılmaması için birilerinin köpeği olmak, birilerine satılmak doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Bu tür konularda çok derine girmeden şunu söylüyorum. Keşke yani işte son dönemdeki depolama konusunda, enerjinin depolanması konusundaki çalışmalar daha büyük devlet tarafından katkı sağlansa ve bu projeleri yeni yetişen neslin önünü açması açısından, proje geliştirilmesi konusundan
bilimsel çalışmalar konusunda çabalar sarf edilse ve ülkemiz çok iyi yerlere gelse diye düşünüyorum ama ne yazık ki üzülerek şunu söylüyorum. İşte doğadan faydalandığımız, enerji elde ettiğimiz, işte güneştir, havadır, son dönemde biyogazdır ve buna benzer enerjilere dönüp baktığımızda bunların depolanamaması vermiş olduğu sıkıntıyla büyük kayıplarımız olmaktadır. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde buna devletimin yetkilileri çareler bulur ve ülkemiz âli menfaatine çalışmaları yapar diye düşünüyor. Herkese saygılar sunuyorum.